Ay aklım çıktı vallahi. Bu evde yol geçen ana gibi. Biri gidip biri geliyor. Önüne gelen selamsız sabahsız dalıyor içeri. Ay Makbuş yeter artık söylendin. Ay bir dur da kafamı toplayayım. Kulina. Şoker biraz sonra konsere çıkacak, ne yapacağız? Sihirli kitabı ondan almanın hemen bir yolunu bulmalıyız Nana. Biraz sonra buraya gelecek. Nereden biliyorsun? Konsere çıkmadan balı vuracağını söyledi. Benim için bir reklam kampanyası ayarlamış da. Emre. Aman Yağmur. Tabii ki o şapşalın kampanyasını da oynamayacağım. Ama aklıma çok güzel bir fikir geldi. Ne geldi? Şimdi siz aşağı in. Buraya geldiğinde belki onu kandırıp kitabı ondan almanın bir yolunu bulurum. Eğer kitabı ele geçirirse konsere gidemez. Çünkü Akkuyunun dışında tek bir bestesi yok. Böylece sihirle insanları etki altına alamadığı gibi konsere gidemediği için sanat yaşamı da burada biter. Nasıl ama? Vallahi pes dedim oğlum. Zehir gibi maşallah. Tamam, bizim kulağımız kapıda olacak. Böyle ıslık çalmaya başladığımda içirdim, tamam mı? Tamam. Tamam. Tam zamanda geleceğiz, sakın korkma. Sonrasında rica ederim bana bırakın. Tabii ki. Ne haber dostum? Şoker, ne kadar harika olmuşsun. Bu çok büyük bir konser. İnan bana, artık tüm dünya benim etkim altına girecek. İnanırım. Yeni bestelerin nasıl? Aslında aramızda kalsın ama beste falan yok. Ama elimde çok önemli bir güç var. Çok merak ettim neymiş. Biz dostuz öyle değil mi? Tabii ki dostuz. Bak. Sihirli nota kitabı. Sihirli nota kitabı bu. Ne o? Sizin dizi yayından kalkmış. Evet, reytingler yüzünden. Kendini derslerine mi verdi yoksa? Yok canım, ne dersi? Bizimkileri kandırmak için bunlar. Ben de senin izindeyim dostum. Şöhret peşindeyim yani. Bizim reklam işi ne oldu? Hiç merak etme. Her şey tamam gibi. Dostum benim. İşaretini bekleyelim. Sonra kitapla birlikte kaybolursa yanarız vallahi. Ben gidip şu tavamı getireyim mi? Ay ilahi Makbuş. Bir ses mi geldi? Ay. Bunlar beni çok bunaltıyorlar Şoker ya. Baksana Nana da modelliği falan bıraktı. Ben seninle takılmak istiyorum. Sen çok akıllısın. Hem de çok başarısın. Biliyor musun Güley'in arkadaşları sana tapmış. Ne yakışıklı çocuk derler senin için. Evet. Kızlar beni çok beğeniyor doğrusu. Umarım ben de büyüyünce senin gibi yakışıklı olurum. Beni şımartıyorsun Emreciğim. Ama gerçek bu. Şoker, şu sihirli nota kitabına bakabilir miyim? Daha önce hiç sihirli kitap görmedim de. Bilemiyorum. Gitmem gerek. Konserim başlamak üzere. Yoksa bana güvenmiyor musun? Yok canım. Ondan değil de. Dost olduğumuzu sanmıştım. Tabii ki öyleyiz. Tamam. Al bakalım. Hocam, nasıl ama? Daha iyice. Evet, öyle. Al kuyunu al. Aferin Emre. Nana. Aferin Emre. Ver onu bana. Gel de al. Seni bacaksız seni. Bana oyun oynadın ha? Tam da oyuncuymuşsun sen. Boşuna peşinden koşmamışlar senin. Şoker, sen çok ama çok oldun. Al bakalım. Al sana. Demek müzik için yanıp tutuşuyorsun ha? Babam çok kızdı. Ah yavrucuklarım ah. Bir laf söz dinlemiyorsunuz ki.
Şoker'le görüntülerimiz televizyondaydı. Hakan çok üzüldü galiba. Ben de babamı üzecek çok kötü şeyler söyledim. Makbuş, bu şöhret çok da güzel bir şey değil galiba. Galiba. Sizce babam beni affeder mi? Öğretmeninle konuştum Emreciğim. Ne yazık ki karnene iki tane zayıf gelecek. Devamsızlığın da çok. Bir de bu dizi işi çıktı. Biliyorsun, ikimiz de babana etkilemeyecek derslerini diye söz vermiştik. Şimdi babana karşı da mahcup duruma düştüm. Ben de öğretmenim, çok üzgünüm. Öğretmeninle konuşup pazartesi günü seni iki dersten de telafi sınavına almasını rica ettim. İnşallah bu kez yüzümü kara çıkarmazsın. Hafta sonu çok sıkı çalış, olur mu? Peki öğretmenim, ama hafta sonu dizi çekimim var. Sen bilirsin hadi. Ama bir tercih yapmak zorundasın. Ya bu dizi işlerine bir son verir, okuluna, derslerine asılırsın, ya da ilkokulu bile bitirememiş bir oyuncu olursun artık. Nasıl olacaksa. Karne zamanı çok yaklaştı. Eğer notlarımın hepsi pek iyi olursa babam bana bir şirket alacak. Keşke bir an önce üniversiteye başlasak. Sen ne olmak istiyorsun? Çocuk doktoru. Ben bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Ben resim öğretmeni ya da mimar ya da hemşire olmak istiyorum. Eh yani Yağmur, bir karar ver istersen. Ben de düzenli olmak istiyorum. Müzik ruhun gıdasıdır. Ama konservatuar sınavını kazanmam gerekiyor. Evet, oyuncu olmak için de konservatuara gidiliyor. Ama ilk önce liseyi bitirmek gerekiyor. Babaannem cahillik çok kötü bir şey diyor. Okula hiç gitmemiş, biliyor musunuz? Ne? Okula gitmemiş mi? Aa. Ya gitmemiş. Cahillik bu dünyadaki en kötü şey. Her kötülüğün başı cahillik diyor. Emre, hafta sonu programını aldım. Git başından ya. Bahçede oynayalım mı? Biz yemeğe gidiyoruz. Ama sen okulun kötü yemeklerini sevmediğin için gelmezsin herhalde. Sayın Emre Ertürk. Doğru. Programı ne yapacağız? Of ya bir git. Ne oldu? Konuştun mu? Evet. Ben yarın öbür gün yetiştirmek zorundayım. Yapabileceğim bir şey yok. Emre sınav falan beni ilgilendirmez dedi. Ne yapacağım şimdi ya? Üzülme, ben seni çalıştırırım. Üf, ne zaman iş programını görmedin mi? Tüm hafta sonu bir saat bile boşum yok. Orası öyle, aman boşver. Zayıf gelirse ikinci canan kurtarırsın. Ya kolaydı öyle. Hadi zil çaldı derse. Geliyorum, sen git. Ah, Emre. Derslerin bir faciaymış, öyle mi? Şimdi müdürle konuştum. Sorma Kulla, şu dizi yüzünden sınıfta kalacağım. Babam da çok kızgın. E haklı tabii adamcağız. Zorla oynatacaklar değil ya. Sen de çıkıver diziden. Öyle kolay değil. Pat diye yarıda nasıl bırakırım? Hem bırakırsam babam çok yüklü bir tazminat ödemek zorunda kalır. Dizinin reytingleri çok yükseldi. Beni hayatta bırakmazlar. Kulina, sen bir şeyler yapamaz mısın? Yani şu derslerim için. Hayır Emre, derslerin için hiçbir şey yapamam. Çalışıp kendin başarmalısın. Ama şu dizi için belki bir şeyler yapabilirim. Lütfen Kulina yap. Babamı çok kırdım. Yağmur, Gamze, arkadaşlarım artık beni bile konuşmuyor. Şöhretin sarhoşluğuna kapıldım. Artık kendimi bile tanıyamıyorum. Bana yakışmayacak öyle saçma sapan şeyler yapıyorum ki inanamazsın. Buna bir son vermem gerek. Aferin Emre'cim. Bütün bunların farkında olman bile çok güzel. Nasılsa dizide oynayıp hevesini aldın. Okuluna, derslerine ver kendini. İleride de oyuncu olmak istersen gidersin okuluna, olur biter. Haklısın Kulila. Cahil kalmak istemiyorum. Okumak istiyorum. Madem öyle, senin dizi işine ilgileneceğim. Teşekkürler Kurda.
tatlım benim. Anlaştık değil mi Emreciğim? Pazartesi gününe kadar çok sıkı bir şekilde çalışacaksın. Bak senin karneni hazırlatmıyorum, bekletiyorum ona göre. Teşekkür ederim öğretmenim. Göreceksiniz, sizi hiç mahcup etmeyeceğim. Eminim. Çak! Bir bölümde renklikleri yükselttiniz diye havalara girmiştin değil mi? Ne havası? Ne diyorsun kızım sen ya? Dizimiz kaldırılmış. Ne olmuş? Biraz önce reyting sonuçları geldi. İlk yüze bile girememişiz. Dizi yayından kalkmış. Aman Allah'ım, bu olamaz, şaka gibi. Aman çok üzüldüm. Teşekkürler Kuna. Ne gülüyorsun be? İşte amatör salakla çalışırsak böyle olur. Tatlım sıkma canını bu kadar. Başka dizi bulursun. Sersem şey bulurum tabii. Senin gibi amatör müyüm ben? Yalnız gitmeden önce seninle oynamak istediğim çok önemli bir sahne var. Çekilsene be. Hayatta olmaz. Bu sahneyi mutlaka oynamalıyız. Neymiş o? Sözsüz bir sahne canım. Aferin Emre, işte bu. Gökyüzü delindi mübarek. Gökyüzü mü delindi? Yok canım, çok yağmur yağdığı zaman öyle değil. Ben de bir an için çok korktum. Hadi. Tam iyileşiyorum derken şu hale bak. Ama söyleyince de kızıyorsun Simge. Sen de söyleme o zaman. Of. En çok da bu akşamki planımızın yatmasına canım sıkıldı. Hadi çocuklar, yemek hazır. Buyurun sofraya. Hakan'cığım yardım eder misin? Çok mu hoşuna gitti? Ne gülüyorsun? Gülmüyorum. Sende bir numaralar var ama anlayacağız bakalım. Bu ışıklar da tam kesilecek zamanı buldu. Işıkların kesilmesinden nefret ediyorum. Çok da korkuyorum. Baba kızlar neden bu kadar örnek oluyor? Hiç de bile ben hiçbir şeyden korkmam. Sen de bir zombi olduğun için korkmazsın tabii. Ya anne, şuna bir şey söylesene. Kızım sen uyuma ona. Hadi ye yemeğini. Of! Ne zaman gelecek elektrikler? Ruhum sıkıldı vallahi. Niye? Ne güzel. Sohbet ederiz. Birbirimize hikayeler anlatırız. Şu televizyon icat edildi edileli. Ne sohbet kaldı ne muhabbet. Siz gidin de köyünüzde gaz lambası ışığında yapın muhabbetlerinizi. Bizim köye elektrik geleli 30 yıl oluyor. Sen hiç merak etme. Ay evladım, hala gelmedi elektrikler. Bu karanlıkta, mum ışığında nasıl toplayacağız buraları? Yavrum bak, benden sana izin. Göster marifetimi. Ne yapayım, anlamadım ki. Evladım, canım işte. Hadi. Maalesef yapamam. Neden yavrum? Elektrikler kesikken olmaz. Aa, niye? Senin şu maharetin elektrikle mi çalışıyor yani? Evet. Allah Allah, bir yaşıma daha girdim. Şaka yaptım, şaka Makbuşcuğum. Hadi. Şimdi bir dakika daha hallederim ben. Dur. Hadi. Bir, iki, üç. Ağrın var mı? Ay tabii, olmaz olur mu? Canım şeftali kompostası istedi. Makbuş! Babacığım, hadi kelime oyunu oynayalım. Evet, hadi baba, hadi. Tamam, ben başlıyorum. Fil. Lale. Ejderha. Abuzer. Aa, fena değil. Rıfkı. Rıfkı, Rıfkı. Ha, evet. Bulamıyorum ya, bulamıyorum. Hey, kafam karıştı. Hadi baba. Hey. Bulamıyorum. Ay çok sıkıldım ben ya. Ne saçma bir oyun bu ya. Makbuş. Nana. Hadi baba. Benim şeftali kompostum nerede? Kaynatıyoruz evladım. Sabret azıcık. Çabuk olun.
Tamam tamam, bulacağım şimdi. Kustusu eksikti hanımefendi. Öyle sıkıştırmak yok. Hadi baba. Dur bir dakika, bulacağım şimdi. Ha, buldum buldum buldum. Irmak. Irmak. Keyle bulacağım değil mi? Evet. Karpuz. Çok güzel. Zeytin zeytin olur. O da güzel. Nal. Lamba. Al bakalım. Yaşasın, çok param oldu. Sence tatilin en güzel tarafı ne? O kadar çok ki. Ders çalışmak zorunda değilsin. Okula hiç gitmek zorunda değilsin. En önemlisi erken kalkmak zorunda değilsin. Daha da önemlisi her sabah Özge'yi görmek zorunda değilsin. Bak bu doğru işte. Yanılmışız. Tatilde de kurtuluş yok. Geldi işte. Ne diyorsunuz be? Size iyilik yaramıyor. Geçen gün istediğin korku dergilerini getirdin. Ama istemiyorsanız gidebilirim. Olur mu? Gitme gitme. Biz seni çok seviyoruz. Hatta daha biraz önce nerede kaldı bu kız diye konuşuyorduk. Değil mi Yağmur? Yani. Biliyor musun? Artık bu dergilerden piyasada bulunmuyor. Vay be. Orijinal korku dergileri. Hem de serisiyle. Madem bu kadar meraklısın, harçlığını gözden çıkarmam gerekecek. Karşılıksız bir şey yapsan şaşırırdık zaten. Çok tatlı. Ya versene. Şartlarımı kabul etmiyorsun. Yok, sen bilirsin. Ya. Ya bırak. Versene. Gıcıksın sen kızım, gıcık. Ne oluyor çocuklar? Dergilerini okutmak için kira istiyor ya nana. Gıcık. Ne kadar ayıp Özge. Sen anlamazsın nana. Bu ticaret gibi bir şey yani, anladın mı? Sen de bizim elimizden git o zaman. Ya. Aman çok meraklıyım. Eğer fikrini değiştirsen dergiler bende. Gıcık. Tamam. Ay oğlum, sen de okumayı verirsin, şart mı? Ama bak bu çok korkunç. Ay illa korkmak istiyorsan ben sana korku hikayesi anlatırım böyle. Ben de canavar olurum. Vay be. Vampirlerin başı doktormuş. Ya evet. Daha fazla ölmek başıma, sana korkuyorum, korkuyorum. Ama dertlikmişsin be kızım. Gerçekten bu eski korku romanları bir harikaymış. O zaman anlaştığımız gibi. Sen de kaldığı gün başına her kitap için bir YTL alırım. Of çok gıcıksın. Ne yapalım işine gelirse? Akraba sayıldığımız için sana öyle. Yoksa başkalarına 2 YTL'den veriyorum. O yaşayan ölüler ve zombilerle ilgili bir macera. Vay be. Işıklar mı kesildi? Yaşayan bir öleyim ben. Zombiyim. Senin beyninin suyunu içmeye geliyorum. Şşşt! Bağırmayın. Ya nana, şunlara bir şey söylesene. Beni korkutup duruyorlar. Emre. Ne yapayım nana? O da çok ötlek. Şşşt! Hikaye anlatma sırası bana geldi. Nana! Ay! Ay bu ses de ne? Hırsız mı yoksa? Ben bir bakayım. Bak gördün mü? Hiçbir şey yok işte. O sesler neydi o zaman? Biz de çıkalım. Hayır, hayır oğlum. Dur gel buraya. Evet, evet. Şu anda yukarıda galiba. Adresi veriyorum ben. Evet. İlave edeceğiniz başka bir şey var mı? Hayır, yok. Zaten bir şey görmedim ki. Kusura bakmayın memur bey. Sizi de boşu boşuna rahatsız ettik. Belki de üst kat penceresinden girdiler. Senin ayak sesini duyunca da gittiler. Belki. Ay çok korkunç. Evladım, ne zaman gelecek bu elektrikler? Bir bilginiz var mı acaba? Trafo merkezinde bir arıza var. Birkaç saate kadar gelir herhalde. Neyse, geçmiş olsun. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi çocuklar, geç oldu, yatalım artık. Ya ben korkarım.
Olur mu öyle şey oğlum? Ben yukarıyı kontrol ettim. Bak polisler de kontrol ettiler, yok bir şey. Merak etmeyin, uyana kadar ben sizin yanınızda dururum. Yaşasın, durur musun Lara? Tabii ki, hadi gidelim. Hadi bakalım. Siz de benim odamda yatın. Ay çok iyi oldu, sinirlerim bozuldu vallahi. Ben şimdi yukarısını hazırlarım sizin için. Oh Hakan, ayağım çok acıyor. Buradayım, merak etme. Aa, hani sen kız gibi korkmazdın? Bu iş Yağmur'u korkutmaya benzemiyormuş değil mi? Uf, Yağmur'a dönüyorum. Şimdi ders vermenin sırası mı? İyice huzurum kaçtı. Merak etme Makbuş'cum, her şey yolunda. Hadi ben de yatıyorum. Ay Simge Hanım'a da zor çarşaf beğendirdim. Hadi iyi geceler. İyi geceler, sen de yat artık. Makbuş şu hale bak ya. İlk defa saat 12'de bez bebeğe dönüşmeyeceğim. Herkes yattı ve elektrikler kesik. Hayırlısı yavrum. İyi geceler. Kulina Yüce Konseyi böyle bir şey bir daha asla kabul ettiremez. Sadece kızlar mı korkakmış? Gıcık gıcık gıcık. Hadi iyi geceler.